İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımına destek olun. Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun çözümü tüm tarafların çabalarını gerektiriyor. Artsakh Savunma Ordusu Komutanlığı'na yeni bir atama yapıldı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım hafızası ve soykırımların önlenmesi başlıklı bir konferans Roma'da düzenlendi. Suriye'de İslam Devleti'nin Fırat kıyısındaki son dayanak noktasına saldırı başlatıldı. Sergey Parajanov'un sergisi ilk kez Konstantinopolis'te açılıyor. Sevgili vatandaşlar, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Marsilya, Monaco, Toulon, Nice ve diğer Ermenilere yoğun şehirlerden vatandaşlarımızı 9 Ocak 2019 tarihinde Toulon'da gerçekleşecek olan Toulon-Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımları arasındaki dostluk maçına davet etmektedir. Tüm yurttaşlarımızı ulusal takımımıza sahip çıkmaya ve maçta destek olmaya çağırıyoruz saygılarımızla. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ Artsakh çatışmasının barışçıl bir şekilde çözümü bizim için en öncelikli olmaya devam ediyor, dedi. Paşinyan şöyle devam etti. Bölgede barış ve güvenliği sağlamak için barış sürecine devam edeceğiz. Düzenleme tüm tarafların çabalarını gerektirir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan'ın onayladığı ve hükümetin kararıyla savunma ordusunun eski komutanı General Levon Mnatsakanyan, Artsakh'ın Devlet Acil Durumlar Servisinin müdürlüğüne atandı. Başka bir kararla Karen Sarkisyan, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Acil Durumlar Servisinin müdürlüğünden alındı. Celal Harutyunyan ise Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım hafızası ve soykırımların engellenmesi konulu konferans, Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya'daki Büyükelçiliği girişimiyle Roma'da gerçekleşti. Armen Press'in bildirdiğine göre bu faaliyet, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması konvansiyonu ve insan hakları bildirgesinin 70. yıl dönümü vesilesiyle organize edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalyan Büyükelçisi Victoria Bagdasaryan yaptığı konuşmada, 20. yüzyılın ilk soykırımından bu yana 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, bugün de insanlığın gözü önünde etnik ve dini gruplara karşı işlenen suçların dünyanın özgür olmadığını gösterdiğini söyledi. Büyükelçi devamla, soykırımların ve insanlığa karşı işlenen suçların tehlikelerinin ortadan kalkmaması uluslararası toplum için bu bir alarmdır ki uluslararası kurumlar, devletler ve sivil toplumun uyumlu ve tutumlu çalışmaları gerektirmektedir, dedi. Büyükelçi Bagdasaryan, ayrıca soykırımların önlenmesine yönelik uluslararası yüksek mahkemelerde Ermenistan'ın girişimlerinin ve Ermenilere uygulanan soykırımın tanınmasının önemine değindi. Victoria Bagdasaryan, soykırımın dehşetinden kurtulan insanlar olarak Ermenilerin, soykırımın önlenmesinin önemini gündeme getirmekten ahlaki olarak sorumlu olduklarını da sözlerine ekledi. Konuşmacılar arasında Ermeni yazar Antonia Aslan, Roma Papalık Doğu Bilimler Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi Profesörü George Henry, Siena Üniversitesi İnsan Hakları Tarihi Profesörü Marcello Flores, Milan Bilimler Üniversitesi'nin Toplum Hakları Enstitüsü Profesörü Barbara Randago, Milan Üniversitesi'nin Ermeni Dili Profesörü Baykar Sivazyan, ayrıca politik, kültür, din ve diğer meslekten insanlar ile Ermeni toplumundan temsilciler katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Suriye'nin demokratik güçleri, Fırat'ın doğu kıyısındaki İslam Devleti terörist grubunun kontrolü altındaki son büyük şehri işgal etti. Reuters ajansı, Suriye kuvvetlerinin bir temsilcisine atıfta bulunarak ülkenin 1/3'ünün denetim altında bulunduğunu, kendilerinin Haci'nin merkezine çoktan girdiklerini ve savaşın devam ettiğini bildirdi. Suriye Demokratik Güçleri Birlikleri son bir ay içinde Haci'ni kurtarmaya çalışıyor. Irak sınırına yakın konumda bulunan Hacin şehri İslam Devleti'nin son kalesi konumunda. Ünlü Ermeni yönetmen ve sanatçı Sergey Parajanov'un eserleri ve farklı türden güzel sanat eserleri ilk kez İstanbul'daki Pera Müzesi'nde sergilendi. Parajanov Sarkis ile birlikte başlıklı sergi 13 Aralık 2018'den 17 Mart 2019'a kadar gezilebilecek. Türk basınından birgün.net haber sitesi bu serginin şiirsel sinemanın en büyük ustalarından biri olan bir sanatçının hayali dünyasını yansıttığını belirtti.
Sergi İstanbul Pera Müzesi ile Yerevan'daki Sergei Parajanov Müzesi'nin işbirliğiyle gerçekleşti. Bu etkinlik Büyük Üstad'ın 95. doğum yıl dönümüne adanmıştır. Parajanov Müzesi'nin müdürü Zaven Sarkisyan ile İstanbul Pera Müzesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sergi, çeşitli sanat eserleri, resimler, kolajlar, süslemeler, sahnelerin eskizleri, kostümler, mozaikler, fotoğraflar ve daha fazlasına sahip. Parajanov'un koleksiyonu dünya çapında 30'dan fazla şehirde sunuldu. Ancak İstanbul'da düzenlenen sergi organizatörlerin en büyüğüydü. Özellikle Zaven Sarkisyan sergiyle ilgili şunları söyledi. İstanbul'daki bu sergi Parajanov Müzesi duvarlarının dışındaki en büyük sergidir. Büyük ressam Parajanov'un 1989'da ziyaret ettiği şehirde zengin içerikli bir sergi sunmak istedik. Bu serginin insanların kalbini ısıtacağını ve halklarımızın yakınlaşmasına katkıda bulunacağını umuyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Radyo Maryam Ermeni Folk Korosu'nu sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.